Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 8 Eylül günlerden Cuma, günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Ticaret borsasında buluşan AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Partili Başkanı Şerafettin Yıldırım, kamu kurum müdürleriyle birlikte başkanları ve borsa başkanı Mehmet Ali Duman da yürütülen projeleri masaya yatırdılar. AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kamu kurum müdürleriyle birlik başkanları, borsa başkanı Mehmet Ali Duman'da, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri, ticaret borsasının projelerini görüşmek üzere bir araya geldi. İstişare toplantısında değerlendirmelerde bulunan borsa başkanı Mehmet Ali Duman'da, 2017 yılında çalışmalarına başlatılan BESİ Organize Sanayi Bölgesi'nde gelinen aşama hakkında bilgiler aktardı. Projemiz 1000 dönüme yakın Cevizdere'de bir BSOSF yerimiz var. Orada bir biyogaz tesisi var, bayağı çalışanları var. Bugünlerde tabii ki sizlerin de vekillerimizin de desteğiyle bir altyapı ödeneği çıktı. İnşallah tabii bu bir kısımdır. Geri kalan da tabii gene sizlere iş düşer. İnşallah hep beraber bunu hızlandırıp ilimize kazandıracağız. Burası tek Elazığ için değil de tüm Doğu Güneydoğu hizmet veren bir yer olacak. Orada 810 bin tane hayvan barınabilir. O hayvanların hayvancılığın bu sıkıntı döneminde de tüm ülkeye de tüm hemşehrilerimize büyük de imkanlar sağlar. Orada çalışanlar var, orada alışveriş edenler var. Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlar. Tabii ki burada inşallah bundan sonraki süreçte 27. dönem milletvekillerimize de başta Metin Bulut olmak üzere tüm vekillerimize de teşekkür ederim. Onlara da bayağı o dönemde destek verdi. Şimdi bayraklı siz devraldınız. Başkan Duman'da Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen hayvan pazarı projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin kalkınacağını ifade etti. Ticaret Bursası Fırat Kalkınma Ajansı'na genel sayın belediye başkanımızla beraber bir 28 milyon hibe desteği aldık. Tabii depremden dolayı o projemiz biraz böyle ertelendi. Şimdi deprem bitti. O projemiz de sağ olsun Milli Emlak'dan gene sayın belediye başkanımızla, valimizle, sizlerin desteğiyle 50 dönüm bir Milli Emlak'dan bir arsa aldık. Tapusunu da aldık. Orada inşallah çok modern bir hayvan pazarı, satış salonları yapılacak. Orada da gene de tüm ilimiz olduğu için tüm ülkemiz yararlanabilir. Orada da tabii ki gene de sizlere çok sayın vekilim, çok büyük işler düşer. Biz tabii önce eski hayvan pazarı yeri de yapmayı düşünüyorduk. Düşündük ki eski hayvan pazarı bundan sonraki bu projeyi yani bir 50 ile hizmet veremez. Onun için biz sayın belediye başkanımızla görüştük. Dediler ki tamam büyük bir yer yapalım. Biz de o yeri başardık. İstişarelere önem verdiklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, ticaret borsasının Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Tabii bu istişare toplantıları çok önemli. Özellikle 28. dönem milletvekilleri olarak biz mecliste görevimize başladıktan itibaren 3 milletvekilimiz aynı zamanda Cumhur İttifakı milletvekilimizle beraber devamlı sahada Elazığ'ımızın sorunlarını değerlendirmek açısından bu istişare toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle ticaret borsası hem Elazığ'ımız için hem de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için ve Türkiye ekonomisi için önem arz ediyor. Bugün gerçekleştirileceğimiz istişare toplantısında özellikle Elazığ Ticaret Borsası'nın yapmış olduğu çalışmalar, devam eden projeleri ve yeni hazırlanan projeleri hayata geçirebilmek için neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz? Bunun istişaresi yapılacak. Tabii bu istişareden çıkan sonuçları biz özellikle kendi aramızda hem il başkanımız, belediye başkanımız ve 3 milletvekilimizle beraber Ankara bazında yapılabilecekler konusunda notlarımızı alacağız ve bunları Ankara'ya taşıyıp özellikle de bunların takibini gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii bunların içerisinde en önemli olanlardan birisi Elazığ'ımızda BESİ OSEB'in kurulması. Bunun özellikle altyapısı ile ilgili çalışmaların başlaması. Bugün biraz önce başkanımız da ifade etti. 20 milyonluk bir ödenek tahsis edildi ve altyapı çalışmaları ihaleye çıkılarak çok kısa süre içerisinde başlamayı ümit ediyoruz.
AK Parti İlazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, daha sonra Akhazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit'i ziyaret etti. Programı kapsamında Başkan Macit'i ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, yeni kurulmuş olmasına rağmen esnaflara verdiği yüksek orandaki kredi tutarından ötürü Başkan Macit'i tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Kuzova ve Uluova sulama projeleriyle ilgili olarak 2023 ve 2024 yılı sonuna kadar 14 ayrı ihale yapılarak şehrin kronikleşen bu önemli sorununun büyük oranda çözüme kavuşacağına inandığını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti. Uluova ve Kuzova sulama projeleri başta olmak üzere DSİ koordinasyonunda Elazığ'daki birçok proje hakkında detaylı bilgiler alarak istişarelerde bulunan Işıkver, Ağın Belediye Başkanımız Ali Uslu ve Sivrice Belediye Başkanımız Turgay Gündoğan'la birlikte DSİ Genel Müdürümüzü makamında ziyaret ederek ilimizin başta tarım olmak üzere çeşitli gölet, taşkın, sulama gibi devam eden ve proje aşamasındaki önemli konularını masaya yatırdık. Bilindiği gibi seçim sürecinde ilimizin en önemli sorunlarının başında gelen ve şehrin sosyoekonomik ve kültürel yapısına doğrudan etki edecek Uluova ve Kuzova sulama projelerinin şehrimize kazandırılması hususunda çok yönlü çalışmalar başlatacağımızı ve bu konuları şehrin gündeminden çıkarmayı hedeflediğimizi ifade etmiştik. Bu doğrultuda Uluova ve Kuzova sulama projeleri başta olmak üzere Palu Kovancılar Köklüce sulaması, Serince ve Kanatlı sulaması, Fetih Sekin Göleti, Ağın Karadağ ve Akpınar Deresi ıslahları ve şehrimizin gözbebeği Hazar Gölü'ne akan derelerin ıslahları gibi birçok projeyi genel müdürümüz ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte masaya yatırarak her biri üzerinde detaylı istişarelerde bulunduk, dedi. Milletvekili Işıkver, öncelikle Kuzova ve Uluova sulama projelerindeki çeşitli aşama ve süreçlerle ilgili 2023 ve 2024 yıl sonuna kadar 14 ayrı ihale kalemi olduğu, bunlarla ilgili hazırlıkların da devam ettiği bilgisi verilmiştir. Kuzova Pompaj Sulaması Enerji Tesis Yapımı 2. Kısım GES ihalesi 2023 Kasım ayında yapılacaktır. Kuzova sulama projesinin sulama ekipmanlarının tamamlanması ihalesi de yine 2023 Kasım ayı içinde olacaktır. Kuzova sulama projesinin otomasyon ihale hazırlık süreci de başlatılmıştır. Uluova sulama projesi içinde 2023 ve 2024 yılları içerisinde 9 ayrı ihale yapılacaktır. Bu ihaleler sonrasında Elazığ tarımı için çok önemli olan Kuzova ve Uluova için çok önemli bir süreç başlayacaktır, ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım sadece seçim dönemlerinde değil her dönem sahada olduklarını belirterek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi noktasında AK kadrolarla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım AK kadrolar olarak sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. 21 yıldır iktidar olan AK Parti'nin Elazığ'daki tüm kadrolarının sorumluluklarının bilincinde ve disiplinli bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına omuz vermek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti milletvekillerimiz, belediye başkanımız, merkez ilçe başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, mahalle başkanlarımız ve teşkilatımıza gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerimizde ve köylerimizde yaptığımız programlarla hem yapılan yatırımları inceliyor hem de varsa sorunları yerinde görerek çözüm üretiyoruz. Biz AK Parti olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her dönem sahadayız. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizim en önemli önceliğimiz. Şehrimizin her noktasında yaşayan insanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hem yerelde hem de Ankara'da gerekli tüm görüşmeleri hassasiyetle yürütüyoruz. Biz bize verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilme gayretindeyiz. İnsanlarımız AK Parti'ye inanıyor, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Bizim vatandaşlarımızla olan karşılıklı bu muhabbetimiz inşallah artarak devam edecek. Biz bunu başarmanın gayesindeyiz, dedi.
Hükümetin orta vadeli programını değerlendiren ETSO Başkanı İdris Alan, orta vadeli program belirsizlikleri azaltma açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmelidir dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli programı değerlendirdi. Başkan Alan, orta vadeli program ülkemiz için son derece önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Orta vadeli program belirsizlikleri azaltma açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmelidir. OVP'de kamu özel sektör işbirliğiyle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine odaklanılacak olması, yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflerini önemsiyoruz. Programın temel amaçlarına ulaşmak için belirlenen reformların planlanan takvime göre hayata geçirilmesini bekliyoruz. Finansmana erişim gibi iş dünyasının üretime ve yatırıma yönelik ihtiyaçlarının dikkate alınarak programın uygulanması başarısını artıracaktır ifadelerini kullandı. Türkiye bu süreçte kararlı bir şekilde değişim ve dönüşümü hayata geçirecek, sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak, enflasyonu aşamalı olarak düşürecek, makroekonomik ve finansal istikrarını sağlamlaştıracak, istihdamı artıracak, rekabetçi ve daha yüksek katma değerli bir ekonomi olma yolunda ilerleyecektir. Elazığ iş dünyası olarak ülkemizin hedeflerine katkı sağlama amacıyla gayretle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği her mahalleye bir kütüphane çalışmaları neticesinde 4 yılda şehrin farklı mahallelerinde hizmete sunulan 19 yeni semt kütüphanesi kuruldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 ana başlıkta 100 projesi kapsamında hayata geçirdiği her mahalleye bir kütüphane çalışmaları neticesinde 4 yılda şehrin farklı mahallelerinde hizmete sunulan 19 yeni semt kütüphanesi sunduğu imkanlarla öğrencilerin ve kitap severlerin ikinci evi oldu. Özellikle Yıldız Bağları Mahallesi'nde hayata geçirilen Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi, İcadiye Mahallesi'nde hizmete sunulan Sosyal Hizmet Binası Kütüphanesi ve İzzetpaşa Semt Kütüphaneleri sahip olduğu teknolojik imkanlar ve zengin literatürleriyle her yaş grubundan öğrenciye hitap ediyor. Mahallemizde bulunan belediyemizin açmış olduğu kütüphanemizden hem çevremizdeki insanlar, komşularımız ve kendi çocuklarım yararlandı. Yani burası bizim için ev ortamından daha iyi bir ortam, yani bizim için iyi bir ortam sağlandı burası. Çocuğumun ev ortamında çalışmasıyla buradaki çalışması çocuğum açısından çok faydalı oldu. Elazığ Belediyesi'nin İcadiye Mahallesi'nde inşa ederek hizmete sunduğu sosyal hizmet binasına da dijital kütüphane olduğu gibi sınavlara hazırlanan gençler ve kitap severler yoğun ilgi gösteriyor. Gün içerisinde dijital kütüphane başta olmak üzere farklı mahallelerdeki semt kütüphanelerinden faydalanan öğrenciler kendilerini çağın koşullarına uygun, modern ve yeni nesil kütüphanecilik hizmetleriyle buluşturan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler. Kütüphanemizde çalışan personellerimizin çocuklarımıza, öğrencilere, biz velilere karşı çok duyarlı, çok özenli. Onlara da teşekkür ediyoruz tabii ki. Böyle bir imkandan yararlandığımız için mutluyuz. Dediğim gibi Şahin Şerifoğulları Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siz YKS döneminde arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Konfor açısından, sessizlik açısından, kaynaklar açısından hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir imkan. Yan taraftaki bilgisayarlarla sorularımızı çözülüyoruz. Sorularımızın çözümlerine bakıyoruz. Burada da dersimizi çalışıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var öncelikle. Ayşe hocamız sağ olsun çok yardımcı oluyor bize kitaplar konusunda, her şey konusunda. Ve hani mesela ben evde iki tane küçük kardeşim var. Ortamım olmadığı için burası benim için çok güzel oluyor. Gelip konu anlatımlarımızı dinliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Ve hani yakın olması da, merkezde olması da çok güzel bir imkan. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burayı ben çok seviyorum. Evde küçük kardeşim var. Mesela evde kardeşim olduğu sürece ders çalışamıyorum ama buraya geldiğim her zaman çok iyi oluyor. Ve buradaki bir sürü kitabı okuyorum. Çok hoş bir yer.
Her öğrencinin rahatlıkla ulaşabilmesi için şehir genelinde Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen 19 kütüphane, hafta içi 09 ila 18 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. Elazığ'da 24 Ocak depreminde hasar alan ve yerine yenileri yapılan okulların bir kısmında çalışmalar devam ediyor. Eğitime hazır olan okullarla ilgili bilgi veren Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Elazığ'da 36 okulun yapımının sürdüğünü açıkladı. Merkez üssü Sivice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde her yıl güncellenen risk analizleri sonucu kentteki 48 okul yıkıldı. Yıkılanların yerine daha güvenli ve modern 31 okul yapılarak hizmete açıldı. Yapımına başlanılan 36 okulda inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanırken 38 okulda güçlendirme ve birçok okulda tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sayesinde kentteki hiçbir okul Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenmedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 24 Ocak depreminin ardından devletin hasar gören okulların yeniden ihyası için seferber olduğunu söyledi. 24 Ocak depreminden sonraki çalışmalar sonucunda 31 okulumuzu hızlı bir şekilde yine yapıp eğitim öğretimi açtık. Ve 25 okulumuzu da zaten yatırım programımız aldık ve şu an 36 şantiyemiz daha da artırarak devam ettirdik. Buradaki okullarımızda tabii bunları yaparken şehrin genişlemesine göre rezerv alanları da dikkat alarak yeni yerleşim yerlerindeki ihtiyaçlara da baz alıyoruz. Ve bu doğrultuda eğitim yatırımlarımızın kapsamı da genişliyor tabii ki. Bu doğrultuda planladığımız tüm yatırımlarla birlikte yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan sadece ilimize eğitim yatırımını hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu yeni yapımlar dışında 38 okulumuzun da güçlendirmesini yaptık. Bunlarla beraber toplam ayrıca 110 milyon lira gibi de bir rakamı bu çalışmalar kapsamında harcamış bulunmaktayız. Bu konuda hem bakanlığımızın hem hükümetimizin yoğun bir çabası ve desteği var. Bunları da arkamıza alarak kurumlarla, paydaş kurumlarla birleşerek inşallah bu çalışmaları yürütüyoruz ve hızlı bir şekilde de hareket etmeye çalışıyoruz. Yeni inşa edilen ve güçlendirme çalışması yapılan tüm okullarla 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, eğitim öğretim yılını sıkıntısız bir şekilde geçirmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı. Biz 6 Şubat depremine özellikle son 1,5 yıl içerisinde yapmış olduğumuz deprem tahkikleri, analizleri ve bu doğrultudaki yapmış olduğumuz güçlendirmeler ve riski karşılamayacağını düşündüğümüz okulların yıkılıp yeniden yapılmasıyla birlikte daha rahat bir şekilde atlattık diğer illerimize göre. Ve burada herhangi bir yıkım da gerçekleşmedi. Ancak tabii ki 21 okulumuzda biz tadilat bakım onarımları gerçekleştirdik. Oradaki yapmış olduğumuz çalışmalarla da eğitim aksamadan şu anda 11 Eylül'de inşallah eğitim öğretiminde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden başlayacağız, devam edeceğiz. Elazığ İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşları bağımlılıkla mücadele ve fiziksel aktivite çağrısı yaptı. Elazığ İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, vatandaşları sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığının korunması ve sağlıklı kiloda kalması gibi temel sağlık konularında duyarlı olmasını istedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki bir AVM'de düzenlenen etkinlik ve standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, bağımlılık ve teknolojideki gelişmelere bağlı yaşam koşullarının kolaylaşması, giderek daha da hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesiyle toplumda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır. Bağımlılık denilince aklımıza tütün, alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Oysa teknolojik bağımlılık olarak bildiğimiz telefon, internet ve benzeri ortamın bilinçsizce kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme, görme ve işitme, kas iskelet problemleri, depresyon, sinirlilik, öfke ve can sıkıntısı gibi birçok hastalık ve soruna yol açmaktadır.
Yaşadığımız ruhsal sorunları ertelemek yerine şiddetlenmeden ve hayatınızı istemediğiniz bir şekilde geçirmenize neden olmadan bir sağlık kuruluşuna başvurarak profesyonel destek almalıyız dedi. Acıpayam köyünü ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın, köylülerin kış aylarında evsiz ve ahırsız kalması kabul edilemez dedi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Acıpayam köyünü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi. Dediler, güçlendireceksiniz dediler. Ama biz de tuttuk, güçlendirdik yani. Evet. Ama bu ikinci şeyde geldiler ağır hasara hemen çağırdı. Güçlendirdikten sonra tekrar ağır hasara mı? He, direkt proje çizdi. Ağır hasar verdiler. He, ağır hasar verdiler. Dün kapıya dayanmışlar yıkacağız diye. Kaç kişinin böyle? Çok ya. Şimdi tahmini başkanım kaç? 14 kişi. 14 kişi ağır hasar var. Bizim bu 14 tane yıkılacak yer dediniz ya. Evet, evet. Bunun içine kaç tane ahır var? Kaç? Hepsinin de evin altı ahır. Evin altında mı? Evin altı, hep evin altı ahır. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Akın, köylülerimizin içinde bulunduğu zor durumu yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Yaşadıkları sıkıntıları dikkatle dinledik ve notu aldık. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, depremde hasar alan köy evi ve ahırların yıkılması gerekiyorsa, bahar mevsiminde yapılması gerekiyor ki, köylü kış gelmeden yeni bir ev ve ahır yapabilme fırsatı bulabilsin. Ancak depremin ardından yapılan planlama hatalarının hala devam ettiğini görüyoruz. Bu hatalar köylümüzü zor durumda bırakıyor. Soruyorum, köylü bu kış ağzında hayvanlarını nereye götürsün? Bu ev yokluğunda nereye taşınsın? Yıkım işlemlerine bu durum göz önüne alınarak karar verilmelidir. Yoksa yaz kış burada kalıp ekmeğini buradan temin eden insanımıza nereye giderseniz gidin demek kabul edilemez. Bu sorun aslında Elazığ'ın genelinde yaşanan bir problemdir. Bu yüzden milletvekillerimizi konuyla alakadar olmaya davet ediyorum dedi. Bu Elazığ'ın problemi elimde 60 sayfa. Sadece Elazığ'ın problemi var. Köyün içerisindeki gitmişsek mutlaka her problemi biz orada bilip not almışız. Yani şimdi adam geliyor bilmem nerenin belediyesi 3 okul yapıyor. 5 bilmem ne yapıyor. Ben kendi vatandaşımın parasını bile vatandaşıma veririm. Biliyorum ben burada... Buraya tarımsal sulamaları yapacaksın, ücretsiz yapacaksın, güneş enerjili yapacaksın. Evet. Yeter ki bu kardeşlerimiz tarımını yapsın, hayvancılığını yapsın, bu meslekten çıkmasınlar. Elazığ'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlarda 13. blokta tamamlanırken çalışmalar hızla devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7.556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağı Demirtaş Köyü'nde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 13'ünde kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan yapıların temelleri atılırken, bir yandan da dış cepheleri tamamlanan bloklarda ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Zor bir dönemde, bir an önce depremzedelere de evleri yapıp yetiştirmeyi düşünüyoruz. Biz şu anda 505 konut yapıyoruz. 13 tane binamız tamamlandı. 3 tanesinde tünel kalıp imalatı devam ediyor. 10 tanesinde de zaten temellerimiz döküldü. Yakında onları da başlayıp bir an önce teslim edeceğiz. 2 tane bloğumuz tamamlandı dış cephesi. 4 tanesinde iskele kurulumu devam ediyor. Zaten 4 tane kulevincimiz var. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yapımı devam eden 505 konutun yıl sonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor. Avrupa Birliği proje toplantısı için Aydın'a gelen akademisyen ve öğrenciler, Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde onurlarına düzenlenen kürsü başı etkinliğine katıldı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bulgaristan Trakya Üniversitesi ile İtalya ve Fransa'dan sivil eğitim ve danışmanlık kurumlarının ortak olduğu projesinde, Aydın'a giden konuklar, Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde onurlarına düzenlenen kürsü başı etkinliğine katıldı. Kurban olan torpa.
Yoğun toplantı programlarının ardından kendisi de Elazığlı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yılmaz ve ekibi tarafından Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde kürsübaşı etkinliği düzenlendi. Gecede hemen herkes bir müzik aleti eline alarak türküleri eşlik etti. Elazığ yöresine ait eserlerin tanıtımı yapılarak yine Elazığ'dan getirilen yöreye ait ikramlar ve 18 özel lezzetten bazıları konuklara tattırıldı. Kemal Baraj Gölü. Bugün biz Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak her zaman olduğu gibi her hafta sonları, cuma günü akşamları bu derneğimizi 2020'de kurduk, resmi olarak güzel kişiliğimizi kazandık. Hemşerilerimizle burada kültürel etkinliklerimizi yapıyoruz. Her hafta cuma günü akşamları toplanıyoruz buraya hemşerilerimizle birlikte. Her ayın 23'ünde de Aydın'da bulunan fırınlarımızda Elazığ'dan taze peynir getirerek burada peynirli ekmek yapıp hemşerilerimize peynirli ekmeklerimizden veriyoruz. Kurumlarda çalışan hemşerilerimiz arkadaşlarıyla birlikte hafta sonları, cuma günü akşamları gelip de burada bizim Elazığ'ın örfünü, adetini, kültürünü öğreniyorlar. Zaman zaman Elazığ'dan biz getirdiğimiz oradaki yöresel ürünlerimizden misafirlerimize ikramda bulunuyoruz burada. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elazığ Akmezra Köyü'nde safran dikimi gerçekleştirildi. Safran yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla TAKEP projesi kapsamında Akmezra Köyü'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç'ın katılımıyla safran dikimi gerçekleştirildi. Elazığ'ın safran yetiştirmek için elverişli topraklara sahip olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kullanılmayan arazilerin ile safran bitkisi sayesinde tarıma kazandırıldığını vurguladı. Özellikle TAKEP projeleri kapsamında küçük tarım arazilerinin kullanımının daha fazla genişletilmesi ve buraların üretime kazandırılması bakımından küçük alanlarda katma değeri yüksek olan ürünlerin ekilmesi önemliydi. İlimizde safran ekilişi geçmiş yıllarda başlamış fakat çok hızlı bir şekilde ilerlememiş. Bu yıl bakanlığımız nezdinde yürütmüş olduğumuz proje kapsamında TAKEP içerisinde 6 çiftçimize yaklaşık 600 kilogram safran dağıtmak suretiyle ilimizde safran yetişini başlatmış olacağız. Üreticilerimiz küçük çaplı arazilerini bu anlamda değerlendirmiş olacaklar. İlk yıl çok az bir verim alacak ama ondan sonraki yıllarda inşallah ürünlerimiz katlanarak devam artacaktır. Safranın kullanış alanlarının çok yaygın olmuş olması, bu ürünün ilimizde katma değerli ürünler içerisine girmesi, önümüzdeki yıllardaki üretim miktarının 5 ton şeklinde gelişmesi bizim öncelikli hedefimiz. Tabii bugün hedefimizi çok küçük olarak bırakıyoruz ama inşallah bu üretim miktarımız yıllara sari olarak önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. Müdür Kılıç, çiftçilerin birim alandan elde ettiği geliri artırmaya yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi. Projede çiftçi kardeşlerimize TAKEP projesi kapsamında destekleme yaptığımız için üreticilerimizin bu projeye dahil olurken %75'lik kısmını bakanlığımız hibesi olarak vermiş bulunmaktayız. %25'ini de çiftçi katkısı olarak bu projeye dahil ettik. Çiftçi kardeşlerimiz bu projede ekim başlamadan önce bir eğitimden geçirildiler ve yapmakta oldukları tarımın en iyi şekilde nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimlerini aldıktan sonra kendilerine safran bitkileri teslim edildi. Bu anlamda başarılı bir ekim ve iyi bir tarımsal faaliyet gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. Tarla sahibi Çiçek Aydın ise kadınlara kırsal kalkınma konusunda devlet tarafından verilen desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza burada verilen desteklere, özellikle bayanlarımıza kırsal kalkınmada verilen desteklere ayrıca biz teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel şeylerle Elazığ'ımızı tarım noktasında daha yükselişe geçiririz diye düşünüyorum. Çok değerli müdürümüz böyle yeni projelerle, yeniliklerle milletin ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Bu tür yeniliklerden bir şeyler çıkarmak lazım. Onun için bu müdürümüzün emeğine ve katkısından dolayı çok değerli müdürümüze teşekkür ediyoruz.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya ve beraberindeki kurum temsilcileri medya grubumuzu ziyaret etti. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikaları Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, Sendika Kurum Baş Temsilcisi Ayhan Yılmaz, Sendika Kurum Temsilcisi Özcan Öztürk, medya grubumuzu ziyaret etti. Çalışmalarından bahseden Türkiye Sağlık İşçileri Sendika Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, sağlık işçilerinin haklarını her zaman savunacaklarını belirtti. Bizler Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluş örgütüyüz. Haliyle üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı'nda, aile sosyal politikalarda örgütlenmiş, orada üyeleri olan işçi emek dünyasının haklarını, onların kazançlarını koruyup kollamak için mücadele veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün Sağlık Bakanlığı olsun, aile sosyal politikalar olsun, üniversitelerimiz olsun ciddi problemler yaşıyoruz, ciddi sorunlarımız var. Bunları dile getireceğiz, her yerde anlatıyoruz. Onlara yeni kazanımlar, yeni haklar sağlamak için mücadele veriyoruz. İnşallah emeğimiz, arkadaşlarımızın haklarını korumak için mücadelemiz hep bu yönde olacak. Sağlık çalışanlarına karşı daha hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, çalışanlara yapılan saldırıları kınadı. Hastanelerde çalışan personellerimize vatandaş olarak lütfen yardımcı olalım. Sağlıkta şiddet olmasın. Ki geçenlerde yaşadık, yine bir sağlık çalışanımıza ciddi bir bıçaklanma olayı yaşandı. Bu bizi derinden üzüyor. Sağlık çalışanlarına lütfen biraz daha önem gösterelim. Çünkü onlar gerçekten kutsal işi yapıyorlar. Hepimizin yarasına merhem olmaya çalışıyorlar. Hepimizin hastalarına bakıyorlar. Annemize, babamıza, kardeşlerimize bakıyorlar. Lütfen onlara biraz daha hassasiyetle yaklaşalım. Sağlıkta şiddetin son bulduğu güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Elazığ'a gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hafız öğrencilerle bir araya geldi. Din öğretimi ve hizmetleri Çalıştayı 2 Çalıştayı'na katılmak üzere Elazığ'a gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hafız öğrencilerle buluştu. Eğitim çalışmaları hakkında İl Müftüsü İrfan Üstündağ'dan bilgi alan Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı öğrencilere eğitim hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'e hizmetçi olmaları tavsiyesinde bulunarak, hafız sadece Kur'an'ı ezberlemek demek değildir. Aynı zamanda Kur'an'ı anlamak ve muhafaza etmektir, dedi. Sarıyatık Mahallesi'nde çocuk oyun park alanında çıkan silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Elazığ'da çocuk oyun parkı alanında çıkan silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Sarıyatık Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan çocuk oyun parkında bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine silahlarla ateş etti. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri olayın hemen akabinde iki şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin 15, diğerinin ise 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu taciri yakalandı. Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda yaklaşık 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Fatma Şeneş suda doğumu ve faydalarını anlattı. Anne adayları ve anneliğe hazırlananlar için doğum yöntemleri de önem taşıyor. Suda doğum da bunlardan birisi. Suda doğum, doğum sancıları başlamış olan anne adayımızın kendilerine özel hazırlanmış ve belli bir ısıdaki suyla doldurulmuş bir havuz içerisinde doğum sancılarını çekmeleridir. Su rahatlatıcı, kas gevşetici ve ağrı gidericidir. Medline Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatma Şeneş, yapılan araştırmaya göre suda doğumun avantajlarının daha iyi olduğunu ifade etti.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki suda doğum yapan hastaların doğum sancılarının süreleri kısalmış, ağrıya tahammülleri artmış, dikiş ve ilaç kullanım ihtiyaçları azalmıştır. Anne adayları suda doğuma karar verdikten sonra kadın doğum doktoru tarafından yapılan muayene ve izlemlerin haricinde bu konuyla ilgili özel eğitim almış personelimiz tarafından eğitilmekte ve bilgilendirilmektedir. Memursan İl Temsilciliği ile özel eğitim hizmeti veren kurum arasında indirim sözleşmesi imzalandı. Memursan İl Temsilciliği ile MEV'de eğitim kurumları arasında indirim protokolü imzalandı. Sağlıksan Elazığ Üniversite Şube Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, %20'lik indirim sözleşmesinin her iki tarafa hayırlı olmasını diledi. Üyelerimizin çıkarları doğrultusunda Memursan İl Temsilciliği olarak FMD eğitim kurumlarıyla %20 indirim anlaşmasını yapmış bulunmaktayız. Üyelerimize ve kurumumuza hayırlı olsun. Ben Nazım Hikmet adlı tiyatro oyunu 9 Eylül'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Almila Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan Ben Nazım Hikmet tiyatro oyunu 9 Eylül'de sahnelenecek. Almila Tiyatro Atölyesi olarak sezonun ikinci oyunu Ben Nazım Hikmet adlı oyunumuzla sahnede olacağız. Oyunumuz 9 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Küçük Salon'da sahne alacak. 9 Eylül aynı zamanda İzmir'in de kurtuluşu olduğu için bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Dünyaca ünlü şairimiz, Türk şairimiz Nazım Hikmet'i kendi ağzından, kendi şiirleriyle hayatını anlattığı oyunumuza bütün seyircilerimizi bekliyoruz. Tek kişilik oyun Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20'de tiyatro severlerle buluşacak. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Mavi gözlü dev. Türk şiirinin büyük kalemi Nazım Hikmet'i konu aldığımız Ben Nazım Hikmet isimli otobiyografik eserle 9 Eylül akşamında sahnedeyim. Tiyatro, şiir ve Nazım Hikmet seven herkesi Nurettin Ardıçoğlu Küçük Salon'a davet ediyorum. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Elazığ Spor'un yabancı oyuncular Bilika ve Tom'a olan borçlar nedeniyle kapalı olan transferi Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın sağladığı kaynakla bu oyunculara ödeme yapılması neticesinde açıldı ve yeni oyuncuların lisansları çıkartıldı. Elazığ Spor'un yabancı oyuncular Bilika ve Tom'a olan borçlar nedeniyle kapalı olan transferi bu oyunculara ödeme yapılması neticesinde açıldı. Süper Lig'de oynadıkları dönemde Brezilyalı oyuncular Bilika ve Tom'un alacakları nedeniyle Elazığ Spor'un transfer tahtası kapalıydı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın sağlamış olduğu kaynakla transfer yasağını kaldıran Elazığ Spor'da lisanslarda hızlı bir şekilde çıkartılmaya başlandı. Cumartesi günü oynanacak Amasya Futbol Kulübü karşılaşmasında Bordo Beyazlı takımımızın sahada tam kadroyla mücadele edeceği öğrenildi. Sağlamış olduğu kaynaklarla Elazığ Spor'un transfer yasağını bir kez daha kaldıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesaplarından herkes hazırsa biz geliyoruz mesajını yayınlayarak Elazığ Spor'da parolanın ve hedefin 3-2-1 olduğunu belirtti. Elazığ Spor'un kapalı olan transferini sağlamış olduğu kaynaklarla bir kez daha açan ve kulübün yaşaması için her türlü fedakarlığı gösteren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Elazığ Spor taraftarlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesaplarından Elazığ Spor'la ilgili videoda paylaşarak
herkes hazırsa biz geliyoruz diyerek parolanın ve hedefin 3-2-1 olduğunu belirtti. Şimdi herkes tek bir ağızdan Başkan Şerifoğulları'na adeta herkes hazır Şahin Başkanım, şampiyonluğu bekliyoruz mesajını verir gibi heyecanlılar, umutlular ve kararlılar. Haydi Elazığ, haydi Elazığ Spor. O sene, bu sene. Elazığ Spor dış transferde Kasımpaşa'dan Hozan Harman ve Altınordu'dan Mehmet Abla'yı kadrosuna dahil etti. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Üçgen Holding Elazığ Spor transferin son günlerinde dış transferde kadrosuna genç oyuncuları dahil ediyor. Bordo Beyazlı takımımız bu doğrultuda Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hozan Harman ile Altınordu'dan yine 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mehmet Abla'yı kadrosuna kattı. Bu oyuncuların lisansları da çıkarken Amasya Futbol Kulübü maçında oynayıp oynayamayacaklarına teknik direktör Selahattin Dinçel karar verecek. TFF 3. Lig'de sezon başlıyor. Temsilcimiz Elazığ Spor ilk haftada deplasmanda Amasya Futbol Kulübü ile karşılaşırken diğer temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü ise evinde 1954 Adana Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Futbolda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'in ardından 3. Lig'de start alıyor. TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Hedefini bu sezon şampiyonluk olarak belirleyen ve yaptığı flash transferlerle adından söz ettiren Üçgen Elazığ Spor ilk haftayı deplasmanda geçirecek. Bordo Beyazlı takımımız Elazığ Spor cumartesi günü saat 16'da Amasya Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakayı İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek. Perşembe günü geç saatlerde Amasya'ya ulaşan Elazığ Spor, teknik direktör Selahattin Dinçel'in tercihiyle Cuma günü ter antrenmanı yapmadı. Elazığ Spor'un Amasya Futbol Kulübü maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor. Mesut Saray, Hakan Canbazoğlu, Yiğit Kafkasyalı, Yusuf Aslan Argun, Fatih Kıran, Berşan Yavuzay, Metin Peker, Murat Yamaç, Mehmet Eksik, Eren Türkkal, Cihan Canpolat, Hasan Ekici, Mikail Koçak, Yazcan Erdem, Soner Birinci, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Beykan Şimşek, Cengizhan Akgün, Burhan Arman, Çağrı Yağız Yasak, Mert Altınöz ve Bahattin Köse. TFF 3. Lig 4. grupta mütevazı kadrosuyla mücadele edecek olan 23 Elazığ Futbol Kulübü ise cumartesi günü evinde ligin yeni takımlarından 1954 Adana Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Doğukent Hıdır Bilek Stadyumu'nda saat 15.30 oynanacak olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Sercan Yılmaz yönetecek. 23 Elazığ Futbol Kulübü yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından tanıttı. TFF 3. Lig 4. grupta yeni sezonda ilimizi temsil edecek olan 23 Elazığ Futbol Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. UHL Spor tarafından tasarlanan formalar bordo zemin üzerine ince beyaz çubuklar ve beyaz zemin üzerinde tek bordo çubuklu şeklinde dizayn edilmiş. Formaların tasarımı kısa sürede sosyal medyadan büyük beğeni aldı. İlimizi bölgesel amatörlükte temsil edecek kulüplerden Aksaray Gençlik Spor dış transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Elazığ bölgesel amatörlükte temsil edecek kulüplerimizden Aksaray Gençlik Spor kadrosunu güçlendirmek amacıyla dış transfer çalışmalarına hız verdi. Temsilcimiz Aksaray Gençlik Spor dış transferde Antalya Kumluca Belediyespor'da forma giyen Burakhan Cevher, Elazığ 1. Amatör Lig ekiplerinden 1985 Karakoçan Spor Kulübü'nde forma giyen kaleci Ömer Çağatay Yıldırım, Mardin Mazı'da Fosfat Spor'dan eski oyuncusu Enes Altun'la anlaşma sağlarken futbolcularından Ensari Güler'le de yeniden anlaşma sağladı. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.